Sevgili izleyiciler, sağlığım için her şeyin bu bölümünde aslında anne adaylarının çok merak ettiği bir konuyu konuşacağız. Genetik taramalı tüp bebek. E acaba bu ne demektir? Bu konuda uygulanan ne gibi testler var? Yeni yöntemler neler? İşte bu konuda bize İstanbul Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi'nden Embriyoloji uzmanı Sevil Ünal bilgi verecek. Sizler de merak ettikleriniz varsa bize sorularınızı iletebilirsiniz. Şimdi arkadaşlarımız iletişim bilgilerimizi ekranlarımıza getiriyorlar. Müzik Evet merhabalar. merhabalar. Ee, bugün gerçekten aslında çok merak edilen ama tüp bebek denildiğinde de daha az gündeme gelen bir konuyu konuşacağız. Ben öncelikle kromozomdan başlamak istiyorum. Kromozom anomalileri çok konuşuluyor. Öncelikle kromozom nedir? Ee, sağlıklı bir bebek dünyaya gelmesinde kromozomların nasıl bir önemi bulunuyor? Embriyoloji laboratuvarında bir bebeğin meydana gelmesinde en etkili iki hücre var. Birisi anneden, birisi babadan gelen yumurta ve sperm. Hı. Yumurta ve spermin en önemli fonksiyonu da genetik materyalimizi taşıyor olmaları. Yani kromozomlarımızı taşıyor olmaları. Ve bu genetik materyal bize atalarımızdan, dedelerimizden, büyüklerimizden daha aktarılan bütün genetik bilgiyi de olduğu gibi bebeklere de aktaracak demektir. Dolayısıyla genetik materyalimizi taşıyan kromozomların sayısal veya yapısal olarak anormallikleri de yine aynı şekilde anneden, babadan, atalardan bebeğe aktarım gösterecektir. Kromozomların yapısı 22 tane çift kromozomumuz ve bir de X, Y'mizden oluşan hücrelerimizde kromozomlarımızın her birinin yapısı belirlenmiş ve bugüne kadar kayıt altına alınmış halde bilinmekte. Önemli olan embriyoda da bu 22 kromozom ve X ve Y yani cinsiyete ait kromozomların sağlıklı bir şekilde embriyoya aktarılabilmesi ve bebeğe aktarımının sağlanabilmesidir. Peki e eğer kromozomlarda bir biraz önce bahsettiğiniz gibi sayısal ya da yapısal bir anomali varsa bir problem varsa hı hı. bu bebeklerde hangi problemlere yol açabiliyor? İkisini ayrı ayrı düşünmek lazım öncelikle. Hı hı. Bir sayısal anom, anomali dediğimiz zaman o 22 çift kromozom ve XY dediğimiz cinsiyet kromozomlarının bir fazla bir eksik herhangi birisinin olması durumlarında farklı farklı anomaliler söz konusu olabiliyor. Tamam. Bildiğimiz çok önemli kromozom anomalilerinden birisi Down sendromu dediğimiz yani trizomi 21 dediğimiz kromozom anomalisi. Bu durumda 21 no'lu kromozomdan bir anneden bir babadan gelen kromozoma ek olarak bir üçüncü kromozom mevcudiyeti söz konusu hı hı. olabiliyor. Böyle bir durumda da bebekte ya da embriyoda biz Down sendrom bulgularını görüp bu hastalığı taşıyan embriyonun transferini gerçekleştirmeyerek sağlıklı bir embriyoyu tercih etme yöntemini seçiyoruz. Genetik incelemeyi yapmaktaki amacımız anne rahimine bu transferi gerçekleştirmeden önce hastalık söz konusu olan veya bu biraz önce bahsettiğimiz gibi sayısal veya yapısal Anomali söz konusu olan embriyoyu ayıklamak, sağlıklı olanın da anne rahimine transferini gerçekleştirmek ve oradan gelişen sağlıklı bebekler sahibi olmalarını sağlamak hastalarımızın. Evet, başka neler var? Down sendromu en çok bilinen Hı -hı. toplumda da ama buna eşlik eden Patau sendromu gibi Edwards sendromu gibi anomaliler var. Aslında her kromozom için Trizomi bir e, yani bir fazla olması bir e, sorun. Yine bir eksik olması da yani monozomi dediğimiz durumlarda sorun. Bizim için ne fazlalık ne eksiklik Aha. olmadan her zaman her kromozom için bir anneden bir babadan gelecek şekilde iki kromozom numarası yani iki numaralıdan iki tane, üç numaralıdan iki tane, dört numaralıdan iki tane şeklinde bu serinin tüm 22 kromozom ve X ve Y için tamamlanmış olması gerekli. Bunun dışındaki her ihtim bir anormallik söz konusu olmasına sebep oluyor. Bunlar sayısal bahsettiğimiz hı hı. anormallikler. Ee, bir de yapısal anomaliler var ki bunu hastalarımız da e, kendi genetik taşıyıcılıkları olduğunu genellikle bilirler. Ailelerinden gelen bir problem olabileceğinin farkında olabiliyorlar. Nedir bunlar mesela? Bazen de biz kendimiz bize başvuran hastalarda e, bu hı. durumları tespit edebiliyoruz. Mesela e, translokasyonlar. Yani bir kromozomdan bir parça kopup, bir başka kromozomun başlangıcına veya bitişine ya da orta kısmına yerleşebiliyor. Yani bir embriyon, e, embriyonun gelişimini de etkileyebiliyor. O embriyonun anne rahimine tutunup sonradan düşükle sonuçlanmasına da sebep olabiliyor. Bu da bizim hiç istemediğimiz bir durum. Bunları ekarte edip yani translokasyon taşıyan embriyoları ayırıp bu parça değiş dokuşu olanları tamamen ekarte ettikten sonra normal olanları ya da dengeli durumda olanların transferini gerçekleştirdiğimizde sağlıklı bebekler sahibi olabiliyor hastalarımız. Şimdi biraz da yöntemleri konuşalım. Preimplantasyon genetik tanı. Yani gebelik öncesinde genetik tanı herhalde evet. değil mi? Anlayacağı ifadesi. bir deyişle PGD ya da evet. kısaltılması. Nedir bu yöntem? E, Preimplantasyon genetik tanı transfer işlemini gerçekleştirmeden, anne rahimine koymadan önce embriyolardan aldığımız bazen bir hücre, bazen 6-7 hücre şeklinde birer biyopsi örneğiyle onların genetik kromozom yapılarının da incelenmesine dayanan bir yöntem. Bu yöntemde iki farklı yöntem kullanabiliyor genetik laboratuvarı da. Ya fiş dediğimiz floresan boyalarla kromozomlar boyanarak hasta olanlar ayrılıyor, sağlıklı olanlar seçiliyor. Veyahut da daha gelişmiş yeni yöntemlerle, sekanslama yöntemleriyle, e, NGS dediğimiz yöntemlerle tüm kromozomun, her 24 kromozomun tamamının taranması ve bu kromozomların herhangi birisinde hem yapısal hem sayısal anomali olup olmadığının test edilmesi sağlanabiliyor. Her iki yöntemde de önemli olan hastalıklı embriyoları seçip, bunları ekart edebilmek ve sağlıklı olanların da anne rahimine transfer işlemini gerçekleştirebilmek. Şimdi NGS dediniz. NGS herhalde içinde daha yeni bir yöntem. Yani embriyolarda kapsamlı kromozom taraması sağlayan bir yöntem. Biraz bu yöntemi açabilir misiniz? Daha çok kimlere öneriliyor? Biraz önce söylediğimiz fiş dediğimiz floresan boyolarla boyama yönteminde daha kısıtlı kromozom sayısını uh -huh. irdeleyebiliyoruz. Bu kromozomları seçerken de dünyada en sık problem yaşanan kromozomları seçiyoruz. Mesela 13, 18, 21, 22 no'lu kromozomlar ve X ve Y kromozomları gibi. Uh -huh. Bu sayıyı 5 kromozom, 7 kromozom gibi arttırmaya çalışıyoruz yine fişle de. Ama NGS dediğimiz yeni yöntemle 24 kromozomun tamamını tarayabilme şansımız var. Hı hı. Dolayısıyla herhangi bir kromozomda dahi bir anormallik söz konusu olduğunda onu yakalayabilmemizi sağlayan bir yöntem, NGS yöntemi. Dolayısıyla bizim için çok daha kapsamlı bir inceleme sağlayabiliyor. Peki embriyolara bu yöntem sırasında herhangi bir zarar e, geliyor mu? Nasıl yapılıyor? Embriyo güvenliğini nasıl hı hı. sağlıyorsunuz? E, biyopsi yönteminde iki farklı gün kullanıyoruz embriyolarda. Birincisi üçüncü gün 7-8 e, hücreye ulaşmış olan hücrelerden, embriyolardan bir hücre alıp aldığımız o bir hücrenin genetik yapısının incelenmesi esasına dayanıyor. İkinci yöntem ise beşinci gün dediğimiz ve blastosist aşamasına ulaşmış olan embriyolardan ki blastosiste ulaştığında o embriyo yüzlerce hücre içerebildiği için biz o zaman 6-7 hücre alabilme şansına sahip olabiliyoruz. Yani tek bir hücrenin monitörize edilmesiyle 3. gün embriyosunda bir inceleme yapılabilirken 5. güne gelindiğinde 6-7 hücrenin monitörizasyonuyla daha güvenilir bir sonuç elde ederek de bu işlem gerçekleştirilebiliyor. Bizim tercihimiz hı hı. genel olarak NGS yöntemi ve 5. gün biyopsi yöntemi şeklinde. Ama bazı zorunlu durumlarda halen üçüncü gün ve fiş yönteminin kullanılması gereken durumlarda mevcut. Bunu nasıl yapıyorsunuz embriyolara? Çünkü çok küçük dokulara burada müdahale <laughs> ediyorsunuz. Bir özel cihaz altında mı yapıyorsunuz? Biraz bilgi verir misiniz? Evet. Biyopsi yöntemi ciddi tecrübe gerektiren bir evet. işlem. Laboratuvar işlemlerinin hepsi öyle. Bunların içerisinde en üst seviyede diyebileceğim biyopsi yöntemi gerçekten. Biyopsi işlemini invert mikroskop altında ve gelişmiş lazer cihazlarla gerçekleştiriyoruz. Yani biyopsi işlemi esnasında embriyonun öncelikle bize bir uygun bir bölgeyi her ne gibi ya da fıtık gibi bize uzatmasını öncelikle sağlıyoruz. Daha sonra o... Uygun olan bölgeden de yine pipetler yardımıyla bir parça alıp lazerle o hücrenin kesimini gerçekleştirdikten sonra mikro küçük tüpçüklerin içerisine aktarıp e, DNA'sı korunacak şekilde e, genetik laboratuvarına ulaştırıyoruz. Genetik laboratuvarı da bizim aktardığımız o hücrelerdeki DNA üzerinden çoğaltma ve sekanslama işlemlerini sağladıktan sonra gerekli gördüğü hastalıkların taramasına geçiyor. Okay. Peki sonuçlar kaç günde çıkıyor? Şimdi tabii ki burada çiftler de size soruyorlar, merak içinde evet. bekliyorlar. Her hastalık için değişen sonuçlar var. Bazı hastalıklarda bir gün, iki gün içerisinde sonuç elde edebiliyoruz. Bazı hastalıklarda saatlerle sonuç elde edebiliyoruz. Ama bazı durumlarda 3 haftaya, 2 haftaya uzayan sonuçlarda söz konusu olabiliyor. Bunlar da özellikle hastalıklar mesela SMA dediğimiz düşen müsküler distrofi dediğimiz ya da hemofili, talasemi gibi ailesel geçiş gösteren tek gen hastalıklarında sürenin uzaması söz konusu. Çünkü böyle durumlarda hem annenin hem babanın ve varsa eğer hasta abi veya ablanın, kardeşlerin, hasta çocuklarında genetik yapısının incelenmesi, bu hastalığın hangi bölgede lokalize olduğu, hangi kromozomun hangi bölgesini tuttuğunun tespit edilmesi gerekli ki daha sonra bu işlemler devam ettirilebilsin. Peki bir de tabii ki çoğu kişi şu an bizi dinleyen şunu merak ediyordur. Acaba bu yöntem her tüp bebek tedavisi yaptıracak kişilere Öneriliyor mu yoksa özel bir hasta grubuna mı öneriliyor? Daha çok kimlere öneriyorsunuz bu genetik tarama yöntemlerini özellikle kromozomlardaki araştırmaları? Evet genetik hastalıklar başta başına bir konu. Hı -hı. Hastalarımız için de çok önemli bir konu. Gerçekten dediğiniz gibi her hasta için bu konu önerilen bir yöntem değil. Bunu gerektiren yani endikasyonu olan hastalarımız birincisi bize başvurduğunda bu durumdan haberdar olan yani ailesel bir hastalık taşıdığını bilen veya kendi kromozomal yapısıyla ilgili bir test yaptırıp bu sonucu bilen hastalarımıza biz mutlaka genetik inceleme yapılmasını öneriyoruz. Ama bunu yaparken de genetik doktorumuzdan bir konsültasyon istiyoruz ve onlar görüştükten sonra bu incelemenin nasıl seyredeceğini, hangi kromozomların ve hangi yöntemlerin tercih edeceğini belir elemiş oluyoruz. Bunun dışında da e, ileri yaş hastalar, ileri yaş kadınlar bizim için birinci indikasyon grubunda. Yani 38 yaşını geçtiyse bir kadın e, yumurtalarında kromozomal olarak anomallerin olma ihtimali yükseliyor ve artıyor. Böyle bir durumda da hastalarımızın birincisi yaşını bu yaşları geçirmeden tabii ki tüp bebek tedavisine başvurmasını öneriyoruz. İkincisi de eğer 38 yaşını geçtiyse genetik inceleme ihtimalinin olabileceğini akıllarında tutmaları gerekiyor. E, bunun dışında da pek çok kez denemesi olan ama hiçbir gebelik elde edilmemiş yani bir implantasyon gerçekleşmemiş olan grup var ki bunlar da genetik bir altyapısı mı var bu sorunun diye bir arayışa geçebiliriz bu hastalarda. Bir diğer grupta gebelik oluşup, Düşükle sonuçlanan hastalarımız, yani tekrarlayan düşükleri olan hastalarımız, bu hastalarda da düşüye sebep olabilecek olan bir kromozom anomalisi mevcut mu? Bunun incelemesi için mutlaka bir ön inceleme ve gerekirse de embriyolarında bir implantasyon genetik tanı dediğimiz incelemeyi yapmayı tavsiye ediyoruz. Şimdi bu testleri yaptınız, özellikle de kapsamlı kromozom tanısı yaptınız ve maalesef ki sorun çıktı. Böyle durumda nasıl bir yöntem izleniyor? Önemli olan sorunu bizim tespit edebilmemiz ve eğer sorunu tespit edebilirsek şunu da getirir ki normal olanı da yani iyi durumda olan embriyoyu da tespit edebiliriz. Ee, en önemlisi çok sayıda yumurta elde etmek çok sayıda embriyo geliştirmek bu tip hastalarımızda. Yumurta ve embriyo sayısının çokluğu bize ekarte edebileceğimiz anormal embriyoları çıkardıktan sonra sağlıklı olanın da kalmasını sağlayacaktır. Sağlıklı olan ve kaliteli embriyo gelişimi gösteren embriyoların da transferini yaparak yine sağlıklı çocuklar olmasını sağlayabiliyoruz çiftlerimizin. Konu embriyo olunca bir de tabii ki çok gündemde olan bir konu var. Embriyo dondurulması. Embriyo dondurma yönteminin ne kadar güvenli ve embriyo dondurma yöntemi için en uygun hasta grubu kimler? Aslında en uygun hasta grubu polikistik over dediğimiz uh -huh. yani yumurtalarında, yumurtalıklarında çok sayıda yumurta sahibi olan hastalar. Bu tip hastalarda mutlaka gelişen çok sayıdaki yumurtaya bağlı olarak çok sayıda embriyoları olacaktır. Dondurarak bunları saklamak hem annenin sağlığı için hem de gelecekte birkaç kez tekrar dondurulmuş embriyolarıyla çocuk sahibi olabilmemesi için çiftlerimizin avantajlı bir durum yaratacaktır mutlaka. Ee, Sevil Ünal çok teşekkür ederim. Bir embriyoloji uzmanı olarak çok önemli bir konuda bilgi verdiniz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili izleyiciler sorularınız için iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.